Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda İsra suresi 2 ve 8. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Bu kısımda Allah-u Teala İsrailoğulları ile alakalı bazı hatırlatmalarda bulunuyor ve onları nazara vermek suretiyle bizlere bir ibret dersi, bir hakikat dersi bildiriyor. وَاَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ Biz Musa'ya kitabı verdik. Burada kitaptan murat Tevrat'tır. Ve kitap ifadesi Allah'ın gönderdiği bütün semavi kitapları içine alan bir ifadedir. Yani mesela İncil de el kitaptır. Kur'an-ı Kerim de yine el kitaptır. Kur'an-ı Kerim'de Tevrat, İncil ve doğrudan Kur'an'ın kendisiyle alakalı el kitap ifadesini görmekteyiz. Ve cealnâhu hudelli beni İsrail'e ve Hazreti Musa'yı İsrailoğullarına bir rehber kıldık. Ellâ tettehizû min dûni vekîle sakın benden başka bir vekil, benden başka bir dayanak edinmeyin. Yani sadece bana dayanın, bana güvenin. Bunu kitapta onlara bildirdik. Burada Hazreti Musa'nın bir rehber olması nazara veriliyor. Her peygamber kavminin önderidir, kavminin rehberidir. Ve buradaki zamir kitaba da raci olabilir. Bu durumda o kitap onlara hidayet rehberidir. Onlara yol göstermektedir. Yani hem Hazreti Musa bir rehberdir, önderdir. Hem de kitap doğrudan doğruya rehberlik etmektedir. Zürriyete men hamelne ma'a Nuh. Ey Nuh ile beraber taşıdıklarımızın nesli. İnnehu kâne abden şekûra. O çokça şükreden bir kul idi. Malum Hazreti Nuh'a ikinci Adem deniliyor. Bütün insanlar Hazreti Adem'in neslinden. Ancak Hazreti Nuh dönemine gelindiğinde insanlık Hazreti Nuh'a iman etmiyor ve Hazreti Nuh çok uzun yıllar Allah'ın dinini anlatmasına rağmen insanlar kabul etmiyorlar ve neticede tufan dediğimiz olay gerçekleşiyor. Allah-u Teala gökten devamlı sular indirerek, yerden sular fışkırtarak o zalim kavmi helak ediyor. Burada İsrailoğullarına Hazreti Nuh'un olayının, tufan olayının hatırlatılması, aman ha ayağınızı denk alın. O zamanki insanlar peygamberlerine karşı geldiler. Bunun sonucunda sularda boğulup gittiler. Siz de eğer peygamberinize karşı gelirseniz helak olursunuz. Böyle bir mesaj verilmekte. İnnehu kâne abden şekûra. O çokça şükreden bir kul idi. Cenab-ı Hak galilun min ibadiye şekûr buyuruyor. Yani kullarımdan bana hakkıyla şükreden sayıca azdır. Demek ki Hazreti Nuh o azlardan bir isim. Ve Ulul Azm denilen 5 büyük peygamber nazara verilir. Bu 5 büyük peygamberden bir tanesi Hazreti Nuh'tur. Bir diğer Hazreti Musa, Hazreti İsa, Hazreti İbrahim ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu 5 büyük peygamber insanlık tarihinde en önemli şahsiyetler. İşte Allah-u Teala Hazreti Nuh'u nazara vermek suretiyle bize de bir ibret dersi veriyor. O çokça şükreden bir kul idi denilmek suretiyle. Yani siz de onun nesillerisiniz. Siz de onun gibi çokça şükreden kimseler olun. Nankörlük yapmayın. Böyle bir mesaj bize bildirilmekte. Ve gadayna ila beni İsrail'e fil kitap. Kitapta İsrail oğullarına biz şunu hükmettik. Burada el-kitap levh-i mahfuz anlamında da düşünülebilir. Veya kitapta onlara bunu haber verdik. Bu anlamda da değerlendirilebilir. Ve her şey, yaş kuru her şey kitapta belli. Allah-u Teala'nın her şeyi kuşatan bir ilmi var. Dolayısıyla levh-i mahfuza Allah-u Teala her şeyi kaydetmiş. Orada adeta alemin bir hafızası, alemde olup bitenler ve olup bitecekler orada yazılı. Burada
kitapta İsrailoğullarına bildirdik derken, İsrailoğulları hakkında kitapta bu da var. Levh-i Mahfuz'da bu da yazılı. Bu anlamda değerlendirilebilir. Veya onlara gönderilen kitapta onların gelecekleriyle alakalı, mukadderatıyla alakalı şuna da yer verdik. Bu anlamda da anlaşılabilir. Letufsidunne fil ardı merrateynim. Arzda iki defa muhakkak ki sizler ortalığı karıştıracaksınız. Ve leta'lunne uluven kebira. Ve orada büyüklendikçe büyüklenecek, kibirlendikçe kibirlenecek ve haddi son derece aşacaksınız. Her milletin iyileri de vardır, kötüleri de vardır. Ama İsrailoğulları zaman zaman yeryüzünde gerçekten haddi çok aşmışlar. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi özellikle İsrailoğulları ile alakalı nice ayetleri ifade eder. Onların Hazreti Musa ile durumlarını, daha sonraki dönemlerde yine bazı durumlarını bize anlatır. Burada da onların ilerideki durumlarından bir kesit bize sunuluyor ve kitapta onlarla alakalı şu hükmün bildirildiğini söylüyor. Muhakkak ki sizler yeryüzünde iki defa büyük fesat çıkaracaksınız ve orada kibirlendikçe kibirlenecek ve son derece haddi aşacaksınız. Acaba bu iki olay hangileri? Bu konuda net bir bilgiye sahip değiliz. Kur'an-ı Kerim de genel ifadelerle söylüyor. Demek ki pek çok ortalığı karıştırma olayları olacak ama bunlardan iki tanesi çok daha büyük çapta gerçekleşecek. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا. Bu ikisinden birincisinin vaadi geldiğinde بَاَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا. Bize abd olan bir kısım kullarımızı üzerinize göndereceğiz. Uli be'sin şedidin. Bunlar son derece kuvvetli olacak. Fecasu hilaled diyar. Ve evlerin ortalarına kadar sizi tecessüs için, sizin durumunuza bakmak için girecekler. Demek ki onların tarihlerinde görülen bir kısım esaret dönemleri, bir kısım zor günlere ayet-i kerimenin işareti var. Ve bu durup dururken olmamıştır. Ve onlar haddi aşınca bir şekilde Allah-u Teala bazılarını bunlara musallat kılmış ve bunun neticesinde bunlarda esaret dönemi, zor günler başlamıştır. İşte Babil esareti günleri onların tarihinde meşhurdur. Günümüzde ağlama duvarında onların o Babil esaret günleriyle alakalı bir hatıra yad edilmektedir. Ve o günkü günlerine günümüzde de ağlamaktadırlar. Tefsirlerde Buhtun Nasır diye geçen bir komutan onların diyarına ordularını sevk ediyor ve onları esir ediyor. Uzun zamanlar onlar orada esir olarak kalıyorlar. Öyle ki evlerin içlerine kadar giriliyor. Fecasu hilaled diyar bu manayı ifade etmekte. Evlerin içlerinde bile emin değiller. Evleri bile tek tek aranıyor ve o şekilde çok zor günler yaşıyorlar. Ancak ifade ettiğim gibi ayet-i kerime doğrudan şu olay tarzında olayı bize söylemiyor. Ana hatlarıyla ifade ediyor. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا. Ve bu artık gerçekleştirilen bir vaat. Yani Allah bunu böyle haber verdi ve bu böyle gerçekleşecek. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ. Sonra size tekrar onlara karşı bir imkan verdik, kuvvet verdik. وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ. Ve malca ve evlatça sizlere medet ettik. وَجَعَلْنَاكُمْ اَكْثَرَ نَف۪يرًا. Ve sizleri neferce, sayıca çok kıldık. Burada mağlubiyetten sonra onların tekrar bir toparlanmaları, tekrar bir kendilerine gelmeleri, mallarının artması, sayılarının artması, nesillerinin çoğalması buna dikkat çekiliyor. Ayet-i kerimede her ne kadar sarahat yoksa da belki bu 1948'de kurulan İsrail Devleti'ne bir işaret de olabilir. Çünkü bunlar çok uzun süre devletsiz olarak yaşadılar. 2000 yıl dünyanın her tarafında
azınlıklar halinde bulundular ve dünyanın her tarafında parça parça bir şekilde yaşadılar. Ancak İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki gelişmelerin neticesinde günümüz İsrail Devleti kuruldu. Ve orada o küçük bir bölgede böyle bir devlet meydana getirildi. Belki buraya da bir işaret. Uzun süre bir devletsizliğin neticesinde onlara devlet verilmesi. Ve mal itibariyle bunlara emdednakum bi emvalin ve benin deniliyor ayette. Gerçekten günümüzde Yahudilerin dünya çapında çok büyük bir sermaye sahibi oldukları belli. Genelde bankalar daha çok onların elinde, daha bir takım başka şeyler onların elinde. Kuyumculuk sektörü gibi sektörlerde gerçekten ileri durumdalar. Bu açıdan bakıldığında gerek İsrail olarak gerekse dünyanın başka yerindeki Yahudiler olarak çok muazzam bir ekonomik güce sahip durumdalar. Ayet-i kerimeler belki oralarla da alakası var. Öyle de değerlendirilebilir. İn ahsentum ahsentum li enfusikum. Eğer iyilik yaparsanız bu kendinizedir. Yani iyiliğin karşılığını görürsünüz. Ve yine se'tum felehe. Ama kötü işler yapacak olursanız bunun da vebali yine size olacaktır. Bunun karşılığını göreceksiniz. Yani aslında bu sırf Yahudilerle alakalı değil, evrensel bir kuraldır. Kur'an-ı Kerim'in evrensel bir hükmüdür. İyilik yapan iyilik bulacaktır. Kötülük yapan da kötülüğünün karşılığını çekecektir. Aynı hüküm İsrail oğulları ile alakalı da geçerlidir. Tarihte mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Yahudilerle bir takım münasebetler olmuş. Gidip gelmeler olmuş. Bir takım görüşmeler olmuş. Ama diyelim haddi aşma durumlarında savaş gibi durumlarda meydana gelmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Beni Kurayza Yahudileri şiddetli bir ceza ile cezalandırılıyor. Beni Kaynuka sürgüne gönderiliyor. Ama durup dururken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla uğraşmıyor. Ama onlar haddi aştıklarında, vaatlerini yapmadıklarında, sözlerine ters hareket ettiklerinde bu gibi durumlar kaçınılmaz oluyor. Öte yandan şunu da belki belirtmemizde fayda var. Kur'an-ı Kerim Yahudileri ve Hristiyanları ehli kitap olarak anlatır. Yani bunlara kitap verilmiştir. Yahudilerin elinde Tevrat vardır. Hristiyanların elinde İncil vardır. Yani bunlar kitapsız değildirler. Bunlar Allah'a inanmaktadırlar. Ancak bunlarla alakalı bunlar zamanla kitaplarının aslı tahrif olmuş. Dolayısıyla ilaveler, çıkarmalar, bu gibi durumlar söz konusu olmuş. Bunun neticesinde muharref bir dinin sahibi olmuşlardır. Böyle olmakla birlikte yine de bunlar doğrudan kafir değildir. Kur'an-ı Kerim kafirleri ayrı bir kategoride, ehli kitap denilen bu insanları ayrı bir kategoride değerlendirmektedir. Mesela bir Müslümanın kafir birisiyle evlenmesi, kafir bir kadınla evlenmesi caiz değildir. Ancak bir Müslüman Yahudi veya Hristiyan biriyle evlenebilmektedir. Bir kafirin kestiği yenilmezken ehli kitabın kestiği yine yenilebilmektedir. Bu anlamda ehli kitap küfre nispetle imana daha yakın. Kur'an'ın anlattığı tarzda imana daha yakın. Çünkü en azından bir takım temel meselelerde bunlarla müştereklik söz konusu. Allah'a iman gibi, peygamberlere iman gibi, kitaplara iman gibi, ahirete iman gibi şeyler onlarda da var. Ve tarih boyunca İslam dünyasının bunlarla komşulukları olmuş, bunlarla gidip gelmeleri, yakınlıkları olmuş ve malum zekattan bunlara da verilebiliyor. Ellerinden tutmak, yardımcı olmak bir görev olarak ifade ediliyor. İşte 1492 yılında Endülüs Emevi Devleti tarihe karıştığında orada yaşayan o İslam Devleti bünyesinde yaşayan Yahudiler dünyanın değişik yerlerine dağılıyorlar. Ve Osmanlı ülkesine de epey gelenler oluyor.
Malum Endülüs Emevi Devleti 700 yıl günümüz İspanya'sında devam etmiş bir devlet. Orada bu şekilde devam etti. Ve orada Yahudiler de vardı. Yahudilerle beraber geçindiler, yaşadılar. Ancak bu devlet 1492 yılında tarihe karışınca oradaki Müslümanlar ve oradaki Yahudiler dünyanın değişik yerlerine dağıldılar. Osmanlı Devleti gemilerle oradan gelen Yahudileri kabul etti. Ve günümüzde İstanbul'da ve ülkenin başka yerlerinde o zamandaki insanların torunlarından bulunmaktadır. 1992 yılında Osmanlı diyarına gelişlerinin 500. yılı bir takım kutlamalarla, etkinliklerle kutlanmıştı. Dolayısıyla burada şuna da açıklık getirmekte fayda görüyorum. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilerin gadab edildiği ve Yahudilerin lanetlendiği nazara verilir. Bu Kur'an-ı Kerim'de var. Ama hepsi böyledir anlamında değil. Kur'an-ı Kerim bunları toptan gadab edilmiş, toptan lanetlenmiş olarak bize göstermez. Ve Kur'an-ı Kerim leysu seven, onların hepsi bir değildir der. İşte ehli kitaptan bir kısım var ki şöyledir, bir kısım var ki böyledir. Kur'an-ı Kerim onları değişik kategorilere ayırarak bize anlatır. Ve onlarla en güzel bir şekilde mücadelenin yapılmasını illellezine zalemu minhum diyerek, ancak onlardan zalim olanlar müstesna. Demek ki zalim olanı var, olmayanı var. Bu tarzda Kur'an-ı Kerim'de bir ayrım cihetine gidiliyor. Bunları nazara verdikten sonra ayetin devamını okuyorum. فَاِذَا جَاءَ وَعَدُ الْآخِرَةِ Son vaat geldiğinde, malum iki defa yeryüzünde büyük fesatlar olacağı nazara verilmişti. O ikinci büyük fesat, onun vaadi geldiğinde tekrar o kullarımızdan bir kısmını üzerinize musallat kılarız. لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ Yüzlerinizi kötü hale çevirmek için. Yani bir insan çok dehşetli bir olayla kaldığı zaman yüz hatlarında hemen bu kendini gösterir. Ve yüzü ona göre asılır. Ve yüzünden o felaketi görmek mümkündür. Yani felaketin izleri adeta o insanların yüzüne kazınır. İşte Allah bir kısım kullarını gönderecek. O haddi aşanlara hadlerini bildirecek. Ve böylece yüzleriniz kötü hale gelsin. وَلِيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُهُ اَوَّلَ مَرَّ Daha önce onlar mescide girdikleri gibi tekrar girsinler. وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَدْبِيرًا Ve girdikleri yerde taş üstünde taş bırakmasınlar. Bu şekilde onlara fırsat vereceğiz. Demek ki İsrailoğullarının o ikinci büyük ortalığı fesada vermelerinde netice itibariyle bu gadab ilahi celbedecek ve Allah-u Teala bir kısım kuvvet sahibi insanları gönderecek ve bunlar tekrar Mescid-i Aksa'ya girecekler, oraları ele geçirecekler ve taş üstünde taş bırakmayacak şekilde onlara hadlerini bildirecekler. Tabii bundan murat nedir? Bu zaman içinde ortaya çıkacak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlarla Yahudilerin savaşından söz ediyor. Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisinde Müslümanların galip geleceğini, öyle ki Yahudilerin bir taş arkasına veya bir ağaç arkasına gizlenmesi durumunda bile taş ve ağacın dile gelip "Ey Müslüman, benim ardımda Yahudi var, gel onu öldür" diyeceklerini söylüyor. Ancak diyor garkat ağacı müstesna, çünkü o Yahudilerin ağacıdır. Bundan murat acaba ne olabilir? Anlaşıldığı kadarıyla burada sembolik bir anlatım var. Yani Müslümanlarla Yahudiler savaşacak ve diğer milletler onlara destek olmayacak. Bunun neticesinde Müslümanlar onlara galip gelecek. Ancak bir devlet bunları himaye edecek. Çünkü o Yahudilikten de beslenen bir devlettir. Onların ağacıdır. Bu anlamda değerlendirilebilir. İleriye yönelik şeyler, gaybi şeyler bizim için meçhul ve bu konuda la ya'lemul gaybe illallah diyoruz. Gaybı ancak Allah bilir.
Burada 1948'den bu yana İsrail'deki durumlar belki hatıra gelebilir. 1948'de İsrail küçük bir devlet olarak kurulmuştur ve kurulduğundan bu yana da çevresindeki İslam dünyasıyla bir takım problemleri bulunmaktadır. İsrail'in devlet başkanlarından birisine Kur'an-ı Kerim'de sizinle alakalı bazı hükümler var, ne dersiniz diye sorulmuş. O da demiş ki Kur'an'ın bildirdiği Müslümanları ben şu anda göremiyorum. Yani onları görürsek o zaman düşünürüz. Bu da belki meselenin bir başka boyutu. Yani şu anda İslam dünyasının o kadar derli toplu olduğu da söylenemez. İslam dünyasının tam Kur'an'a göre yaşadığı söylenemez. Böyle olduğundan dolayı küçük bir devlet o kadar geniş bir İslam coğrafyasının içinde pek çok zulmü Filistinlilere yapabiliyor ve dünyanın gözü önünde her tarafta kameralar var, olup bitenler gözler önünde ama buna rağmen bu şekilde devam edebiliyor. Tabi bu ne zamana kadar devam eder? Allah-u Teala tarih boyunca nice zalim kavmi cezalandırmış. Yahudiler de İsrailoğulları da zulüm yaptığında elbette bunun akıbeti vahim olacaktır ve onlar da yaptıklarının cezasını şöyle veya böyle bir şekilde çekeceklerdir. Asa rabbukum en yerhamekum, ola ki Rabbiniz size merhamet eder. Yani burada Allah-u Teala onlara bir çıkış yolu da gösteriyor. Yani aman ha, kendinize dikkat edin. Eğer güzel şeyler yaparsanız güzel bir şekilde karşılığını görürsünüz. Ama kötü şeyler yaparsanız da sonunuz çok perişan olacak. Bu noktada onlara hatırlatmada bulunuyor. Ola ki Rabbiniz size merhamet eder. Ve in uttum udne, eğer siz dönerseniz biz de döneriz. Yani siz eskide olduğu gibi ortalığı karıştırmaya dönerseniz biz de eskide sizi cezalandırdığımız gibi tekrar cezalandırırız. Ve cealna cehenneme lil kafirina hasira, ve cehennemi kafirlere biz bir zindan kıldık. Yani dünyada da evet bir takım cezalar var ama Allah-u Teala'nın asıl ceza yeri ahiret alemidir. Ve ahirette nankörlük yapan, inkar içinde olan kimseler için cehennem şeklinde bir azap vardır. Ve o cehennem kafirler için ebedi bir zindan hükmündedir. Cenab-ı Hak hepimize tam bir istikamet nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.